Çok yüksek. Ama mesela hem Akif Hamza Çebi'nin açıklamaları hem İlhan Cihener'in açıklamaları da bir tarafta. Onları da hatırlatayım yeri gelmişken. Başarısız olunmuştur ifadesini kullandılar. Ve bunun gereğinin de yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorlar bir anlamda. Aytuğ Bey, bugünkü toplantı, istifalar sizce yapılması gereken bu mudur? Bir muhasebe yapılıyor şu anda partide. Sizce o muhasebeye nereden başlanmalı? Çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten bu seçim sonuçlarına başarılı diyen insanları ben hayretle karşılıyorum. Senem Hanım, ben bir hekimim. Eğer hasta iyileşmemiş ise ya teşhisi gözden geçireceğiz ya tedaviyi. Dolayısıyla doktoru gözden geçirmek lazım. Sonuçta hasta iyileşmemiştir. Net. Hasta iyileşmemişse efendim işte şu kadar iyi, bu kadar iyi denmez. Burada biz bu seçimi kazanamadık kardeşim. Bitti. Bunu kabul edersek eğer, o zaman neden kazanamadığımızı araştırmaya çalışırız ve öz eleştiri yapmaya başlarız ve çözüm arayışı içinde oluruz. Ama ya biz işte CHP tarihinde bir genel başkan aldığı en yüksek oyu aldı. Efendim işte bakın AK Parti bu kadar oy kaybetti gibi söylemlere sarılır isek biz kendimize de partimize de yazık etmiş oluruz. Hayır, bu bir yenilgidir. Bu yenilgiyi derhal kabul etmek gerekir. Kabul ettikten sonra da öz eleştiri yapmak gerekir. Öz eleştiri kültürünü CHP'nin çok iyi yapması gerekir. Birkaç örnek vereyim sadece. Örneğin CHP öz gücüyle oylarını arttırabildi mi? Bunu sorgulamamız lazım. Biz öz gücümüzle oyumuzu arttırabildik mi? Yani en son seçimlerde 2018 seçimlerde %22.6 ile CHP, şimdi %25.3 ama 5 parti seçime girdik. Bu bir oy artışı mıdır? %25.9 aldığımız 2011 seçimlerde tek başımıza girdiğimiz 2011 seçimlerinden bile geriye düştük. Bu öz eleştiriyi mutlaka yapmamız gerekir. Şimdi ikinci yapacağımız öz eleştiri. Bakın bu öz eleştirileri yapacağız ki yerel seçimlere aynı hatalarla gitmeyelim. Aynı hataları bir daha yaparsak, kendimize çeki düzen vermezsek yerel seçimlerde de halk bizi yeniden sorgular ve yeniden kulağımızı çeker. Şimdi biz seçimlere birlikte girdiğimiz partilere 38 milletvekilliği verdik. Bu doğru muydu? Hayır, doğru değildi. Şimdi yerel seçimde de deminden beri siz de izliyorum, yerel seçimleri de konuşuyorsunuz. Yerel seçimde de aynı hatayı yapar ve gerçekten oy oranı çok düşük olan partilere belediye başkanlıkları hediye etmeye kalkarsak o zaman burada büyük sıkıntı olur, çok da ciddi bir problem yaşarız. Arzu ettiğiniz konuyu biraz derinleştirebilirim. Sadece bir iki cümleyle 10 maddelik öz eleştiriyi bugün köşe yazımda da yazmıştım. Sadece başlıklarını söyleyeceğim. Peki biz CHP'nin temel ilkeleriyle ağır sorunu olan kişileri ittifak partilerinin önerileriyle aday yaptık ve milletvekili seçtirdik mi? Evet. Bu doğru muydu? Demek ki değilmiş. Doğru değilmiş. Şimdi aynı şey yerel seçimde yine CHP'nin temel ilkeleriyle ağır sorunlar olan adayları ittifak yapmayı düşündüğümüz partilerden belediye başkanı adayı yaparsak bu yine kaybedeceğiz anlamını taşır. Öz eleştiriye devam ediyorum. Biz mesela öyle güzel vaatlerde bulunduk ki örneğin depremzedelere bedelsiz ev vermeyi vaat ettik. Efendim kredi kartı borçlarına 36 ay taksit ve faizin silinmesini vaat ettik. Ve Kurban Bayramı'nda bütün emeklilere 15 bin lira para vereceğimizi söyledik. Bunlar sosyal devletin olmazsa olmaz gayet güzel projeleriydi. Peki halka ulaşabildi mi bunlar? Hayır, ulaşamadı. Peki örgütümüz bunları ulaştırmakta güçlük çekti mi? Evet, çekti. Şimdi yerel seçimlerde de yine hem CHP'nin genel yerel yönetim anlayışını hem de adaylarımızın projelerini anlatamazsak biz yine seçilemeyiz kardeşim. Yani o nedenle çok net bir şekilde bizim bütün vaatleri, sistemi anlatacak bir yapıya ihtiyacımız var. Bunların hepsinin çözümlerini de yazdığım için zamanınızı çok almayayım diye söylemiyorum. Ama sorduğunuz an hemen çözümü de söyleyeceğim. Örneğin bunların ulaştırılmasında, halka iletilmesinde sokak örgütlenmesi projesinin hayata geçirilmesi lazım. Dilerseniz onu anlatırım. Peki milletvekillerinin tamamının atamayla gelmesi acaba bizde partiçi demokrasiyi önemseyen kitlelerde hayal kırıklığı, motivasyon eksikliği yarattı mı? Evet, yarattı.
çok ciddi söylüyorum yarattı. Şimdi aynı şekilde bütün belediye başkanları atamayla gelirse, meclis üyeleri atamayla gelirse aynı hayal kırıklığını bir daha yaşayacağız. Bakın yani akıllı insanlar yaptıklarından ders alırlar. Daha akıllı insanlar başkalarının da yaptıklarından ders alırlar. Biz akıllı insanlar isek eğer ders almamız gerekiyor. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek de akıllı insanların işi değil. Son üç cümleyi söylüyorum. Peki CHP tabanı daha önce bize verdiği mesajları biz okuyabildik mi acaba genel merkezi olarak? Yani kendi evlatlarımıza yeterince sahip çıkabildik mi? Hayır, çıkmadık. Hayır. Yani şu seçimlere baktığımız zaman pek çok ittifak üyesine yer verdiğimiz gibi listelerde CHP adına yazılan insanlarda da sorunlar olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Sokak örgütlenmesi projesinden bahsettim. Peki ikinci turda milliyetçi söylemler bize yaradı mı? Ya yaramadı. Yaramadı. Yani biz bir söylediğimizi aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Biz sığınmacılar hakkındaki fikrimizi söyledik net bir şekilde. Aynen devam etmeliydik. Şimdi zigzag yaptığımız zaman bu asla halkın hoşuna gitmedi. Son olarak peki biz yine öz eleştiri yapalım. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini yani özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışmayı Atatürk ilkeleriyle yeterince özümseyebildik mi? Artı bir de buna Anadolu'nun binlerce yıllık kadim geleneğini de ekleyerek harmanlayabildik mi? Vallahi harmanlayamadık. O nedenle bu öz eleştirileri bir kere masaya yatıracağız. Uzun uzun yatırmamız lazım. Yani bizim MYK değişikliğinden daha ciddi sorunlarımız var Senem Hanım. Yani nasıl ki bu işin tek sorumlusu Sayın Genel Başkanımız değilse, nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu başarısız oldu demek çok sığ bir düşünce ise, benzer şekilde efendim MYK'yı değiştirdik, yenilenmeye gidiyoruz. Hayır, bu da çok sığ bir düşüncedir. Az önce Fikret Bey kabineyi tahmin etmeye çalıştı, yorumladı. Ya Allah billah aşkına onlarca kere kabine değişti. Ne değişti AK Parti'de? Hiçbir şey değişmedi. Yaklaşım aynı yaklaşım. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de 120'nin üzerinde MYK üyesi değişti. 120'nin üzerinde değişen MYK üyesiyle değişen bir şey oldu mu? Hayır, olmadı. O nedenle burada bizim çok daha radikal, çok daha halkın istediği, tabanımızın istediği işi yapmamız lazım. Bu işin de adı kongreler ve kurultay sürecinin zaten zamanı gelmiş ve geçmiş olan bu sürecin derhal başlatılmasıdır. Sakın ha hiç kimse kurultay kongreler sürecini başlatıp sonra kurultayı yerel seçimden sonra bırakmayı hayal bile etmesin. Bu bizi mahveder, belimizi kırar, bizi de yani aklımızla alay etmeye benzer. Hayır kardeşim, yöneticilerimiz tabii ki göreve devam etmek isteyebilirler. Hemen bağlıyorum son cümlemle. Göreve devam etmek isteyebilirler, baş tacı. İstifa etmek isteyebilirler, baş tacı. Hepsi kendinin özgür iradeleridir. Ancak eğer göreve devam etmek isteyen bir kişi varsa, Sayın Genel Başkan'dan tutun sıradan bir ilçe yöneticisine kadar, herkes ama herkes örgütün, delegenin karşısına çıkmalı, yeniden görev talep etmeli ve bu görevi de yenilenerek kabul etmeli ve bu yenilik tabana, sahaya ciddi şekilde yansımalı ve bu demin size bahsettiğim 10 maddelik öz eleştiri de yaptıktan sonra biz ancak yerel seçimlere hazırlanabiliriz. Ama biz sadece aday üzerine, sadece ittifak üzerine gidersek, az önce arkadaşlar söylediler, yani HDP elini çektiği zaman siz Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da ne yapacaksınız? Kendi oyumuzu arttıracak işi yapmamız lazım. O nedenle burada bir virgül koyayım isterseniz. Evet. Çünkü sorularınızın olacağını tahmin ediyorum. Evet, öyle. Şimdi Barış bir soru soracak ama Barış, bir saniyeni rica edeceğim. Suat Özçelebi az önceki değerlendirmesinde dedi ya, önce hani yenilgiyi kabul edip bir öz eleştiri yapmak gerekiyor diye. Aytun Bey'in öz eleştirilerini nasıl buldunuz? Ben Aytun Bey'in söylediklerine katılıyorum. Hı. Ancak bazı konular var. Mesela evet, kurultay yapılsın, kurultayda ciddi bir öz eleştiri, işte delegenin önüne çıkılsın, üye bazlı hatta belki çalışmalar da yapılsın. Ancak bütün bunların hepsini 10 ay sonra seçim olduğunu düşünerek burada neyin kazanım, neyin acaba öz eleştiriler yapılırken ya da o kurultay gerçekleşirken başka problemlere, yani herkesin aslında eteğindeki başka taşları dökmek için, yani partiyi bambaşka bir yere bir takım şeyleri onarıp seçim sonrası bir takım şeyleri tekrar yenileme çabasından öte partideki başka hiziplerin, grupların birbirine bir tür güç gösterisine
dönüşmemesi de gerekir. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bu ve benzeri sorunlar çıkacak 3 ayı, 4 ayı, 5 ayı Cumhuriyet Halk Partisi kurultay kavgaları vesaireyle geçirecekse bu toplumun en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıldığı ve tartıştığı konulardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kurultaylar partisi olarak görmesi ve buradan çıkan sonuçların da temelde hiçbir şeyi değiştirmediği yönündeki kanaat. Tabii ki bunu bir peşin hükümle söylemiyorum. Yani buradan da bu çıkacaktır demiyorum. Hı hı. Ama bu risk vardır. Buna ve dikkat edilmesi gerekiyor. Seçime kadar çok az vakit var. 10 ay yok. Seçime şu anda 8 ay var. O 8 ayda biz burada bir programda bir bakacağız ki Senem Hanım sizle 2 ay kalmış ve konuşuyoruz. Hı. Bir bakacağız o 6 ay geçmiş. Dolayısıyla bütün bu süreçleri Aytu Bey'in söylediklerine hemen hemen hepsine katılıyorum. Ama böyle bir takım gerçekten büyük problemler var. Yani bunlar yapılsın ama asıl ana politika değişikliklerinde şu ana kadar yapılmayanlarla ilgili. Mesela spesifik bir örnek vereyim mi, izin verin. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmiş bir tane milletvekili var. Türkiye İşçi Partisi'nin Gezi davasından ötürü içeride olan Can Atalay. Hala kendisi